Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aile boyu bir araya geldik. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz pazar günü. Şimdi size annem gelmişti zaten biliyorsunuz. Teyzemle kuzenim de geldi, bize katıldı. Neşelendi evimiz. Kahvaltıdayız. Hoş geldin teyze. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, Hoş iyi geldiniz misin? teyze. İyi olmaz mıyız? Yeğenlerime kavuştum. Çok mutluyum. Biz de mutluyuz teyze. Mert'i zaten biliyorlar Aynen, artık beni ya. zaten tanıdılar. Hatta şöyle gösterirsem Unutma tohum Mert'i daha iyi hatırlarlar. Omlet Mert'in meşhur omleti. Denizli'ye gitmiştim. Mert Denizli'de yaşıyor. Videoda gözümüz kalmıştı. İzlediniz değil mi? Mert'ten istedik tekrar omletini yapsın diye. Çok güzel yaptı valla. Göründüğü kadar varmış ama. Evet. Aferin oğluma. Afiyet olsun. Ellerine Mert, sağlık bu işi Mert. yapıyor ya Mert. Vallahi Öğrendin mi? efsane. Nasıl yapıldığını öğrendin Evet, mi? öğrendim. Geçen de yapacak Sana biraz. yaptıracağım. Sana da öğretecek. Aynen, sana öğreteceğim, üzülme canım. Anacığım sen ne yapıyorsun? Çok iyiyim vallahi, çok lezzetli bir omlet. Hani kusura bakmasınlar, Ama insanlar böyle sofra muhabbetlerini seviyorlar. Evet, değil mi? Çok güzel oluyor. Hatta geçen biri yazmış, boyoz aldık dedim. Hani yerken çekmeyeyim, ayıp olur dedim. Keşke gösterseydin dedi. Aa, hemen Yurt dışında gösterelim. yaşayanlar da var çünkü çok şey yapıyorlar böyle. Boyoz. Yiyeyim mi? Hasret. Çok istemişlerse yiyebilirim. Teyze nasıl buldun bizi? İyi miyiz? Vallahi çok çok iyi buldum. Çok memnunum sizleri burada böyle bulduğum için. Evet, Ya çok görüşemiyoruz. hep yazın görüşüyorduk. Kış Evet. ortamınız da çok hoşuma gitti. Siz bu yaz gittiniz değil mi Kuşadası'na? Evet, Zaten Kuşadası. ben sizin oturduğunuz yerlerin içinde en çok burayı seviyorum. Bu Daha mı güzel? evinizde huzur buldum ben. Ha, ne güzel, çok sevindim. Evet, İlk burası oturduğumuz yeri sizin. hatırlıyor musun teyze? Valla orayı benim uzun uzun anlatmam lazım. İlk geldiğimde oradan dönerken sizlere yalvar yakar olup geri gelin bizimle diye geri götürmek istemiştim. Bilmeyenler vardı Ya. ormanın içinde. Ormanın içinde tabii, ben köyü de ortamı da tam bilmediğim için, hani dağın arkasında bir köy olduğunu da bilmiyorum. Dağın başında sadece sizi, ya sizden geçtim, adayı orada bari adayı bize verin gibi bir his gelmişti içime. Tamamen yani şey izole bir yerdi. Allah sabaha kadar dua etmiştim. Yani muhteşemdi doğası, o zeytinlikleri falan, ama sizi orada böyle tek başınıza bakir bir yerde bırakıp gitmek çok zoruma gitmişti. Ben o gece sabaha kadar Ay, kıyamam uyuyamamıştım. ya. Ama gerçekten doğru yani. Çok izli bir Sonra yerdi oraları yani. geçtikten sonra burası süper. Çok beğeniyorum bu evi. Çok seviyorum yani Ya bura köyü. şey olarak çok güzel. Güle güle oturun. Konum Sağlık olarak her yere özellikle. yakın. İşte yazın mesela size Kuşadası'na Evet geliyoruz. evet. Yani 45 dakika filan. İzmir'e gidiyoruz buradan 1 saat. Evet. O yönden iyi oldu yani. Ama Ben Ankara'ya de. uzak işte. Şöyle bir 5 saat Vallahi özlüyoruz olsaydı. ama en azından videolarınızı seyrediyoruz. Burada mutlu, huzurlu olduğunuzu biliyoruz. Özlüyoruz tabii, biz de özlüyoruz sizleri Evet, tabii yani. ki hepimiz Tamam, oluyor. siz bizi izliyorsunuz, biz sizi izleyemiyoruz. Aramızda Ankara'da da biri kanal açsın da. asabımızda. Değil mi Neyse, görüntülü aramalar var Evet, nasılsa. çok iyi. Teknolojinin nimetleri çok. Herkes yerinde mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun. En Evet. önemlisi Evet, o. ya Biz bugün de sizi sizleri iyi görüyoruz, bugün sizi seviniyoruz. aslında dere kahveye götürmek istiyordum ama yağmurlu bir gün. Evet, Biraz bakalım, belki bereket, öğlene doğru yükselir getirdik bak hava. size. Evet. Neyse, olmadı. Taşoda'da size bir kahve Evet. içeriz, ısmarlarız. Ismarlarız. Orada kafe gibi oldu zaten ya. Evet, Hı? aynen öyle oldu valla. Teyzemi bir gezdirelim. Yiğit'i tanıyanlar annesi olduğunu anlamışlardır şimdi. Yiğit'le Yiğit'i eski Mert'in videolardan annesi. bilirler. Evet. İzledilerse Mert de kardeşler, teyzem de anneleri. Hı. Denizli'den biliyorlar Evet. Mert'i. Teşekkür O zaman ediyorum. kahvaltımızı yapalım Evet. biz. Ya böyle dersiz olur.
Ne yapıyorsunuz burada? Baba bu arada bu bölüm nasıl geçecek? Buranın arkasına geldik. Oğlum ne yaptın kuzenim ya? Ele geçirdin. Baba. Ata sonunda büyüdü de beraber oynayabiliriz. Buranın önüne geldik de biz ne yapacağız burada? Gündüz ilerledik gidemedik hala. Ne yapacaksın? Yol bitti. Sen bulursun bir yolunu ya sen. Ya ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum ki. Oğlum biz seninle bitirdik bu oyunu ya. Hatırlamıyorum ama. İşte bu. Taş odada içelim kahve. Öyle mi yapalım? Evet. Aşağı mı? Soğuk teyzem, değil midir? Görme doğru. Tamam. Taş odamıza inelim. Orada romantik bir taş oda kahvesi mola, için. Molası yapalım. Molası yapalım. Kaset çalardan romantik bir şarkı açalım. Aynen evet. Ay bebekim benim ya. Bir simit yedim. Bugün yumurta yemedim benim aşkım. Bugün gevyek yedi. Gevyek yedi benim oğlum. Öpemiyorum. Boyoj yemedi boyoj. Öpemiyor muyum? Evet öpemiyorum. Ancak böyle. Boyoj aşk değil. Boyoj. Boyoj boyoj. Boyoz. Hani tabak. Boyoz nereden geliyormuş? Mesaj geldi. Hemen onu da söyleyelim. Anne boy, siz hani şey getirmiştiniz ya. Ünye'den bir kurabiye getirmiştiniz. Onu da anlatalım mı? Ünye'de şimdi şey göstermemiz gerekiyordu ya. Sizin meşhur kurabiyeniz evet, ordunun. Anne. Bizim evet, de meşhur anne. Boyozumuz ama onlar da hep evet. Böyle şeylerden geliyormuş. Evet, Karadeniz'de yaşayan işte azınlıklardan evet. Öğrenilmiş hani kültürler arası. Ermenilerden gelmiş. Bir birleşim diyelim. Onlar yaparlarmış. Bilirler orada yaşayanlar evet. Zaten. Bolca tereyağı konuyor kurabiyeye. Bir de bir tek şeyi var. Sütün içine karbonat ekleniyor. Süt böyle fışkırdığında hamura katılıyor. O da böyle bir değişik. Evet çok değişik bir tadı var. Lezzet veriyor. Ya anne benim canım ne çekiyor şey biliyor musun? Lafınızı kestim söyle. Boyoz da İzmir'de biliyorsunuz meşhur hani olan bir şey. O da Yahudilerden gelen bir geleneksel bir şeymiş. Değil mi? Ama çok öğrendim. Güzel boyozlar. Çok yani. Çok en sevdiğim şeydir evet, yani. Evet boyoz da çok lezzetli. Çok güzel geleneklerimiz var yani. Anne benim canım hamsili pilav istiyor. Yaparız inşallah. Ben hiç yemedim hayatımda hamsili pilav. Güzel hamsili pilav. Çok güzel. Hamsi var mı şimdi? Vardır anneciğim, ya. Ankara'da vardır ama burada halde görmedik. Var mıydı o gün? Şeyde vallahi. Oluyor, pazarda oluyor o cuma günleri. Olur mu? Bir hamsili pilav tarifi yapalım mı? Ya kısmet olursa yaparız. Zor bir şey mi hani o? Yok ya, hiç zor değil. İç pilav hazırlıyorsun. Şey i̇şte dolma içi altına gibi. Üstüne hamsileri diziyorsun. Ha. Una bulayıp genelde yapıyoruz. Hani mısır ununa bulayıp evet. Şöyle tepsinin altına ya da tavanın altına. Kek gibi yiyor. Arasına da pilavını yerleştiriyorsun. Üstüne de tekrar hamsileri, kılçıkları çıkarılmış hamsiler tabii. Yas yas açılıyor onlar evet. Böyle. Onların aralarına yerleştiriliyor. Tereyağı gezdirip pişiriyorsun. Evet, ters düz ediyorsun börek gibi ya da fırına ver. Evet. Fırında pişir. Çok lezzetli. Tabii o hamsinin suyuyla birlikte. Değişik oluyor. Muhteşem bir lezzet oluyor. Evet. Karadenizliler bilir. İçine evet. Şey de koyacak mı? Bir küçücük bir üzüm gibi bir şey oluyor. Üzüm de isteyen koyuyor tabii. O neymiş? İç şey? Pilav. Kuş üzümü. Benim babaannem de iç pilav öyle yapardı. Dolmalarında. Böyle içine işte baharat koyardı. Yeni bahar koyardı. Evet. Yani küçük bahar. Üzümlerden bayılırdım ben o iç pilavı. Ama tabii biz öyle hamsili pilav hiç bilmediğim ya şey. Ben yani. Hamsiyi çok az yağda böyle tavada ters düz edip ya, öyle evet. Yemeyi çok seviyorum. Evet biz açıkçası. De öyle yağda. Ama gibi. Hamsili pilav da evet, yapalım bir lezzetli yani. Bir pilav. Yapalım mı? Bakalım kısmet olursa yaparız. Yani deneyebiliriz. Kısmet. Evet. Bir baktım ki bir sürü kurt içinde dolu yani böyle dolmuş taş gibi. O yapraklar artık yenmiş böyle ve tek tek hepsini böyle topladım elimle. Ondan sonra işte tavuklara da şey yapmayınca
ezdim. Ya başka türlü olmuyor. Da, yok etti. Karım müdürü eşek arısı saldı doğaya. Ya. Böcekleri yok etmesi için. Bir sabah bir uyandık ortalıkta böyle eşek arıları uçuşuyor. Ay. Evet. Ondan sonra öğrendik, keşfet söyledi. Böyle böyle olmuş dedi. Tarım müdürlüğünden dedi, böyle bir şey yapmışlar dedi. Biraz sanki birkaç gün sakinledi. Ondan sonra yeniden. Yok ya, bizim domateslerimiz büyümedi. Ya, ya böyle bakıyorum, ay diyorum ne güzel. Bu iş. Ne, yok yok, burada da öyledi. Ya tam bakıyorum böyle domateslerimiz o kadar güzel olmuş ki. Kırzaracak böyle. Bir bakıyorum üstünde 5-6 tane o şey böceğinden, osuruk böceğinden, yeşil olanlardan. He, bütün karı böyle rengini almış. Ya, evde, böyle emiyor yani evde şeyi. Evde oturamıyorsun. Kurutuyor. Tak kafana bir tane düşüyor. Tak ensende bir tane düşüyor. Burada da öyle işte. Yatak odasında bir gün uyuyoruz teyze. Bir anda böyle pervane sesi geldi. Gecenin bir yarısı saat 10. Allah dedim, ne oluyor dedim. Kalk dedim, bir şey olur. Bu da korktu sesi duyunca. Bir baktık osuruk böceği de geziyor tavanda. Kış vakti yani, yaz falan da değil. Daha bir ay evvel falan. Ben çok şaşırdım. Bütün pencerelerin pervazlarında bu, böyle dolu. Ben bilemedim yani. Nasıl bu doğanın dengesi öyle. Neyi bozdu da? Ne oldu? Hani bir ara kim bilir ne oldu? Tavukları hani böyle tavuklara bir hastalık sarmıştı. Bir şey olmuştu. Bütün tavukları öldürdüler. Evet. Sonra keneler çok evet. Arttı ya. Evet, evet. Bu da kuş onun gibi dengeyi, ha işte o kuş dengeyi grubundan sonra işte. Dengeyi bozan bir şey var ki bu böcek bu kadar çoğaldı. Karadeniz'de bu sene ne incir oldu, ne ya. Fındık oldu, meyve olmamış. Ya Karadeniz'de maydanoz yoktu bu sene. Karadeniz gibi bir yerde. Ay, inanılır gibi. Pazarda ya. Maydanoz yoktu. Çok değişik bir şekilde hayvan bütün bitkileri yemiş. Milyonlarca böyle o böcekten var. Çünkü ilaçlama yapıyorlar. Dengesiz ilaçlama. O ilaçlama da bir başka hayvanın yani yok edeceği, öldüreceği, besleneceği hayvanı da yok ediyor. E o beslenmezse, o hayvanı öldürürsen o hayvanlar nasıl yok olacak? Denge, doğanın denge. Bir dengesi var yani. Dengeyi bozulmuş ve her şey müdahale ediyoruz yani. Böyle insan bir şekilde her tarıma müdahale. Şey yaptı bu sene, etki etti. Çok. Ben bunu bir tek Karadeniz'de zannediyorum. Yok, bak, burada da böyle burada bir şey var. Yani o böceklerden biz doğru düzgün domates yiyemedik yani. Hani toplayabildim, böyle alelacele topladım. Ertesi günü dolup taşıyor. Ya yok ediyorsun, öldürüyorsun. Gene doluyorlar yani. Ya işte her gün neredeyse iki günde bir işte o böceklerden çıkıyor. Annesiz de gördünüz. Bir öldürdük. Kendi kendini öldü. Uçtu pencereye falan böyle sürekli. Bu böcek kışında yaşıyor. Valla o çok kalın kabuklu falan. Herhalde, çok dayanıklı. Evet. Kolay bir ölüm. Ölmüyor yani. Ölmüyor. Çok acayip şey. Geçen sene yapamadım ama bir önceki sene yapmıştım. Şey yapamadım hani çoluk çocuk falan şey iş güç derken. Bu sene kesinlikle kararlıyım. Bütün ısırgan otlarını toplayacağım. Şöyle büyük bir şey alacağım. Damacana, yani şey damacana gibi bir şey. Bidon. Onların içine koyacağım ve üstüne de su ekleyeceğim. O böyle bozuluyor. Böyle çirkin bir koku oluyor. Ya onu denedim yani gerçekten. Hani hepsine yapmadım. Domateslerin bir kısmına dedim ki bu suyu dökeceğim bakalım ne olacak. Çok met ettiler böyle o suyu o zamana. Yeni de köye göç etmiştik. Ya teyze oradan çıkan bir mahsul var. Size anlatamam ya. Gübre yani. Bu tam bir doğal evet bitti. Yani nasıl verdi biliyor musunuz? Yani o şeyden bir tanecik daldan böyle 20 tane 30 tane domates çıktı. Ve benim yaptığım kavanozdan haddi hesabı yok. Hala onları kullanıyorum yani. İlk sene geldiğimizde işte yani döktüm böyle azot gübresi deniyormuş galiba ona. Onu böyle gübreyi hem şeyleri yok ediyor, böcekleri yok ediyor hem de mahsulü çoklaştırıyor. Bu sene de çok sen yapacağım bu sene yani. Yap ondan bari. Evet. Yani sizin de aklınızda olsun hani Karadeniz'de falan belki. Biz de bunu söyleyelim bak akrabalara falan. Varsa orada ısırgan otu eğer bir çıkıyorsa. Karadeniz'de dağ taşı ısırgan otu. İşte toplasınlar onu böyle bassınlar. Çok da kolay, suya koyuyorsun. Zaten 15 gün içinde bozuluyor. O bozulan suyla diplere döküyorsun. Ondan sonra işte bütün şeylere, mahsullere döküyorsun. Ve o hem böceklenmeyi engelliyor hem de mahsulün çoğalmasını engelliyor. Bir de doğal yani. Evet doğal evet. Tam bir doğal güç vermiş şey, işte. Yoksa ben onu geçen sene yapmadım çok şey oldum. Ama bu sene sizi bu baharda epey bir iş bekliyor çocuklar. Bahçe kötü olmuş değil mi bahçeniz teyze? Bahçeniz kötülenmiş gerçekten. Tabii evet, diyorlar da yeşil yeşil çimenli hoşallerini gördüm ya. Evet. Ama tabii kış şartları ya. Şu anda da nasıl güzel bir bereketli yağmur yağıyor.
Çim olmayınca bahçe çok çirkin görünüyor ya. Çimin şöyle bir derdi oldu teyze çimi. Bize. Yazın sulama derdi oldu. Çok sıcak çok oluyor burası. Su gitti değil mi? Su istiyor. İster istemez kuruyor yani. Su parası çok geldi yazın. Ya bizim bir tane şey var ya Sevinç teyzen eşi onun bir fare kulağı mı? Bir şey dikti en sonunda. Bak onu öğrenelim size. Biz şimdi şeyden daha böyle yaptık kolay yaptınız mı? Fare kulağı değil de burada bir komşumuzdan yer örtücü bir bitki aldık. Hatta şu evin merdivenin girişinde böyle yani çevreli ya. Evet. Onun içine yaptık. Şimdi çoğalıyor onlar. Ha. Ama o tabii bir süreç istiyor. Nasıl olur? Bir de hayvanlarla olmuyor. Zor oluyor yani. Yetişmiyor. Yetişse de koruman zor oluyor. O yüzden hayvanlarla dert. Ya hiç hayvan olmasa bıraksak burada kendi de çıkar yani. Kendi tabii de kendi çıkar. De çıkıyor. Kendi kendine çıkar. Hayvanların olduğu yerde bitki çok zor yani. Ya. Şeyler mi yani köpekler eziyor mu koşunca? Tabii yani mesela tarıyor böyle ayaklarıyla falan yani. Böyle ya hem köpekler hem tavuklar. Tavuklar. Mesela bu bahçe bile hani en azından yabani otlar vardı. Onlar bile kalmadı şimdi. Ama tavukları mesela sadece böyle akşamları belli zamanlarda çıkardığın zaman ya da sabahları o zaman hiçbir şey olmuyor. Mesela ben böyle yurt dışındaki kanalları izliyorum. Kadın böyle tek başına böyle köy evi gibi böyle. Ama yemyeşil bahçesi arada böyle çıkartıyor. Ondan sonra tekrar yerine koyuyor tavukları. Ama o çim hep böyle sürekli var yani. Ama onların doğası... Şey yağmurlu yağmurlu ılımı yani. İşte bizim şey habire de Karadeniz diyorum ya. Evet. Ben tabii. Karadeniz'de tabii ortam çok nemli ve yağmurlu olduğu için. Orada yeşil eksik olmuyor. Çimen kendi kendine çıkıyor. Denizin kenarında yeşillik nasıl olur? Ben çünkü hayatımda öyle bir şey yok. Kurak olur bizim buralar hani Çeşme o tarafta İzmir falan. Ben böyle nasıl bir şey böyle yani mavinin ve yeşilin olduğu yeri. Ya son burnuna götürdüm ben Gizem'i. Burnuna kadar inekler otluyor yani yemyeşil. Gizem şaşırdı. Evet. Hani suyun yanına kadar çimlerde yürüyorsun böyle. Ya ben hayatımda öyle bir şey görmedim yani. Çünkü bizde deniz dedin mi maki bitki örtüsü yani hani bilirsiniz hani onu. Her yer böyle kuraktır yani kumdur şeydir. Bunu bir gördüm. Evet. Dedim yeşil ve mavi nasıl bir arada olabilir ya inanamıyorum dedim. Evet, yeşilin envai tonu evet. Bir yer yani. Evet, çok acayip bir yer. Kadar. İki taşın arasından o ot çıkar yani. Çok çok değişik, otantik şey bir yer. Şey teyze. Bu dedenlerden mi? Yok bunu bir sevgili takipçimiz bize özel olarak gönderdi, yaptı. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Bize çok ya, büyük bir kıyak hediye. Gerçekten ayıp etmiş. Tabi bunda şimdi kasımız var. Ay çocukluğum geldi aklıma böyle verdik evet. Ya. Bu Pink Floyd'unmuş. Mesela burada kasetlerimiz var. Bizim takipçilerimiz sağ olsun. Güzel insanlar bize hep böyle düşünüp güzel şeyler göndermişler. Muazzez Ersoy, Kubat. İşte ay ne çok kasetimiz var. Muazzez Ersoy merak ettim. Ben biraz kasetleri harcadım. Keşke satmasaymışım valla. İşte bunlar şimdi tarih eser oldu. Aynen ay. Öyle. Şöyle mi? Plakları sakladım da kasetleri saklamayı beklemedim. Var mı planınız? Aa tamam aklımızda olsun plak alırsak. Teyze'de alırız. Plakları saklıyoruz sonra. Sonra size. Bize Ankara'ya geldiğinizde ben size plak evet, çalacağım. Ay olur ben çok severim. Benim babaannemlerde de vardı ama tabii artık gitti yani onlar. Bizim pick-up bozuldu. Pick-up alayım da ben Ankara'ya gelin. 45'likler ay, gecesi yapalım. Evet çok güzel harika. Ben de çocukluğumu yad ederim. Ama ne güzel ses veriyor bu. Değil mi? Çok bayağı güzel bir ses. Bayağı çok. Ciddi daha da açmadım yani. Ay ne güzel ya. Artı şahaneymiş. Evet çok güzel bomlatıyor yani bomu. Ama yüzü denemiyor. Kendini göstereyim ki. Bak büyük anneanne bak. Büyük büyük ma. Ne büyük nene. Nene mi demiş? Evet nene. Nenesi aramış. Nenesi aramış bak ne tatlı bak bak. Bak. Böyle bak, nene bak. Bulunmaz. Nenesi böyle kucağına alıyorsun, sırtını kaşıyorsun. Annesi bile bak kendi durur, elini sallar bana.
Sağlık. Bence de sağlık. Sağlık. Bu da atanın güzeller güzeli eli. Bu da bu, bu da bu da böyle bir şey. Ya. Ata da öyle diyecek. Sen de diyor musun? Nene diyor musun sen de? Yüzünü gören cennetlik anneanne. Efendim? Yüzünü gören cennetlik diyorum. Oy sağ ol yavrum Allah. Hepimize dünya ahiret cenneti nasip eylesin. Amin. Kendinize amin. Amin. Kızımız karnı almış gitmiş, sağlıkla gelsin. Amin anneanne sağ olun. Sağ olun. Hepinize hayatta başarılar, sevgiler diliyorum kanım. Öpüyorum anneanne. Sağ ol anneanne. Biz de sizi çok öpüyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. İnşallah, inşallah. Hayırlı günler. Sağ ol anneanne. Dayı öpüyorum çok. Veriyorum annemi. Kemal nasılsın? Allah'tan böyle görüyoruz teyze. Ay evet ya. Gidemiyoruz, buradan görüyoruz. Evet evet. Sağ ol. Teknoloji yapanlardan Allah razı olsun teyze. Allah'a emanet olun. Yani. Hasretli. Evet üstüm. Mert gel. Teyze. Buradayız. Teyze. Buradayız. Merhaba. El sallayın anneannenize. Hadi el sallayın. Görüşürüz. Öpüyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok acı oldu. Ya anneannemi getiremedik şuraya. Ya evet ya. Vay. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu sobanın yanınca bu radyatör mü ısıtıyor? Evet. Burada ısınıyor. Yani bu soba değil, öbür sobayı da yakarsam gene bu ısınıyor. Yukarıdakini tabii, de yakınca. Gece mesela. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani, gece yaktım ya, bu da yandı yani. Burayı ısıttı. Alttan evet, da yere etkisi. Evet ya, burada da kalınabilir o. Yani. Evet evet. Hani, ısındığı zaman geceleri. Ama burası taş olduğu için zaten bir şeyi var bir yani. Bir ısısı var kendi kendine. Ama şey olmuş. Gelince böyle buz gibi değil hani. Anladınız mı bilmiyorum ben. Gerçi biraz havalandırdı mı? Bir rutubet kokusu var. Ama bu kadar yağmur olunca çok şimdi normal. Şimdi canlar pimapen olunca çok hava almıyor. Evet. Biraz onun da evet, şeyi. Evet havasızdı ben hava dün. Hava sirkülasyonu olamıyor. Şu an hiç ben almadım öyle bir koku. Biraz ben girer girmez böyle acaba dedim böcek ilacı mı yaptılar? Öyle bir şey. Evet, ya bunun neden oluyor? İşte kızacaklar şimdi bana da yağmur oluğu koymadık. Yağmur yağıyor ya, şu duvarlara vuruyor. İşte evet. Şimdi nem yapıyor. Duvarlar ya. Tabii. Nem bizim, alıyor bizim yani. Bizim salonun yapman köşesi ya. Anne var ya nasıl olmuş biliyor musunuz? Gene geçen sene böyle fışkırmış şey ben klorak sıktım ama hemen gitti yani. Ne yapacağız? Oluk yapacaksın, soracaksın bir bilen. Ya bunun daha kolay bir şey olması lazım. Ya böyle mesela hani çatıyı kaldırmadan daha böyle kolay bir sistem yok mu mesela? Oraya eklesin. Olmuyor, taşımıyor ki. Kilolarca su giriyor oraya. Ya öyle olsa herkes öyle yapar. O zaman o kadar çok istedim ki yani yapılsın 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 böyle çok söyledim. Usta işte gitti yağmurda yani, çatıyı açtı. Açtı elimizi yani. Ayağımızı dolaştırdı. Bize böyle yaptırttı yani şeyi. Sinir çatıyı oluyor. Yağmurda açtı. Sen onu baharda iyi bilen evet, ustayla ya. Danışacaksın, yaptıracaksın. Bir de mesela başka bizim mesela dolsa, büyük bir bidona dolsa atıyorum bütün yağmur, bütün yaz bize yeter yani. Yetmez ya, neye yetecek? Olsun hadi bir ay yetsin. Bütün yaz yetmez de şöyle depolamak istedim olsa belki hoş bir şey olurdu ama yazın. Öyle yazın giden su çok değişik oluyor. Buralar sıcak yerler. Evet doğru. Buharla uçuyor bize. Tamam. Ama şöyle şimdi ördeklere yaptığımız havuz biraz depolama gibi oldu. Yani yağmur suyunu oraya evet. Doldurabilirsem. Ama o ne kadar alacak? Çatı gibi olmaz herhalde. Yani, sen bidon diyorsun. Tamam bidon koyalım da. Ya bidon. Bidon ne kadar yer kaplar biliyor musun? Hani tank denilen şeylerden olması lazım. O da yer kaplıyor. Çok onu da zaten hani bu mevsim yağmurlu. Evet. Zaten bu mevsim kullanamayacaksın. Yok. Sonrasında aynen. Da yetmez. O dolduramaz. Yok yetmez ya. Bidon neye yeter senin? Duşuna anca yeter ya. Olmaz da hani temelinize su gitmesin, evinize zarar vermesin. Evet.
Nasıl güzel mi teyze bura? Çok güzel. Siz geldiğinizde yapılmamıştı değil mi burası? Burası yok yok, burası bizden sonra yapıldı. Çok güzel oldu burası. Keyifli oldu burası. Evet, burası güzel oldu. Ada da arada kaçıyor, burada ders çalışıyor. Ayrı bir dünya. Burada şey, arkadaşıyla kalıyor bazen. Eniştenle geldiğimizde o kalsın bu odada. O taş evleri çok sever. Bu evet. Hayvanın işte şeyin falan, böyle taş evlerine bayılır o, çok evet. sever. Ya işte biraz dar değil de geniş olsaydı, hani bir yatak girecek alanı olsaydı. Yani şöyle bayağı yatak oluyor. Yatak oluyor. Bir şey daima şey yetmez insana. Biraz evet öyle ya, olsaydı, evet, biraz evet. böyle olsaydı derdiniz. Biraz şöyle. Hep bir fazlası. Bir villa olsaydı, bir şato olsaydı. Keşke malik yani olsaydı. Hep gönlünüz huzurlu olsun. Huzur olunca her yer şey soğuk, evet. güzel. Yatak da olsa kullanıyor zaten. Yani tavuk mu ya? İlk burası anca hani. Bir ada zaten kaldı burada. Şöyle. Ben şimdi dizi filmlerde çok güldürüyorum enişteni. Diyorum ki bu zenginlerin evlerinde hiçbir zaman ağız tadıyla yemek yenmiyor. Bütün sorunlar akşam yemeğinde görüşülüyor. Sofra yemek dolu ama hiç kimse yiyemiyor. Hep bir olay sıkıntı. Hep bir olay, hep bir sıkıntı. Onun için yeter ki huzur olsun. Evet, aynen. Evet, bahçeyi de bakın bellemeye başladım. Kürekle çapalıyorum. Biraz zor oluyor ama aşağı indikçe artık yavaş yavaş yapıyorum. Toprağı biraz yumuşatacağım. Çok sertleşti. Şu yer örtücü bitkinin çoğalması için toprağı yumuşatmamız gerekiyor. Biraz yayılacak inşallah. Teyze ayağınıza sağlık. Sağ ol yavrum. Çok dönüyorsunuz artık. Sizi görmek çok iyi geldi. Size de iyi Hadi geldi valla. Hadi sağlıkla, iyilikle buluşalım. Yolunuz inşallah. Açık olsun. Sağ ol. Ankara'ya bizden çok selamlar götür. Tamam yavrum. Anneannemi özellikle ellerimden öp. Tamam, senin için öpeceğim anneanneni. İnşallah yine sağlıcakla, iyilikle buluşalım, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi yavrum. Yolunuz açık olsun teyze. Şu da sizin. Bahçemizin limonları. Tamam, anneannene götüreceğim. Götür, bizim için yesin. Tamam. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın, görüşürüz. Anacığım, buluşmalar güzel de ayrılıklar zor değil mi? Hep böyle ayrılıklar olsun, ne yapalım? Sağlıklı buluşmalar. Sağlıklı ayrılıklar olsun. İyi görmüş olduk teyzemi evet, de. Evet evet. İyi oldu. İyi oldu. İnsan böyle eşin, dostun, akrabalarını görünce şey oluyor. Moral motive oluyor. Kesinlikle öyle, haklısın. Hadi geç bakalım. Thank you.